Sayın seyirciler, gençlerimizi yakından ilgilendiren ve hayatlarını şekillendiren LYS, yani lisans yerleştirme sınavı iyice yaklaştı. Sınav öncesinde veliler de en az adaylar kadar heyecanlı ve stresli. Buyurun izleyelim efendim. Yılsu evladım. Efendim baba. Canım benim, bak LYS yaklaşıyor. Aman stres yapma. Senin sağlığın bizim için her şeyden daha önemli. Biliyorum baba, tamam sen merak etme. Hayır yani kazanamasan ne olacak ki? Dünyanın sonu değil ya ki oğluşum. Sağ ol anneciğim, sağ ol. Yani sen üniversiteyi kazanamadın diye ben çıkıp kendimi çatıdan aşağı atacak değilim ya. Mutfakta doğalgazı açıp kafamı fırının içine sokacak değilim ya. Tabii canım. Ben de cinnet geçirip uykusunda anneni yastıkla boğacak değilim yani. Ay yok artık. Tamam, yani bütün paramızı, varımızı, yoğumuzu senin eğitimin için harcadık ama olsun. Üniversiteyi kazanamadın diye sen ağzını burnunu kıracak değilim, değil mi? Hele hele seni evlatlıktan reddedeceğimizi falan sakın aklına getirme. Öyle bir şey olmaz yani. Seni sandalyeye bağlayıp etrafına test kitaplarını dizip üstüne benzin döküp yakacağımızı falan da aklına getirme ha. Benim örgü şişleri var ya 9 numara. Onlarla seni uyurken saldırır mıyım sanıyorsun? Ay! Ha, yok artık. Bir de yemeğine zehir koyalım, olsun bitsin. Şey anne baba, siz ne diyorsunuz böyle ya? Ne diyeceğiz oğlum? Rahat ol, rahat. Evet, hiç stres yapma yani. Ha, hadi kolay gelsin bakalım. Ay, yahu bu nasıl moral vermek? Mafya gelse daha az korkardım be. He Yılsu, bak az daha unutuyordum oğlum. Tabanca aldım kendime, bak nasıl? Çok güzel baba, çok güzel. Ha, bak bunu sınav sonucun açıklanana kadar dolabın üstüne kaldırıyorum. Sen rahat ol diye, hiç heyecan yapma diye, tamam mı? Tamam baba, tamam, hiç merak etme. Çalış Yılsu, çalış. Yoksa bunlar seni çiğ çiğ yiyecek. Sayın seyirciler, Gezi Parkı protestoları sırasında dikkati en çok protestocuların hazırladığı komik ve yaratıcı pankartlar ve duvar yazıları çekti. Buralara yaz günü gaz yağıyor canım, biberi bal eyledik, meydanları dar eyledik, bunlardan sadece birkaçı. Komik pankart modası başka yerlere de yayıldı efendim. Buyurun izleyelim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ekonomik göstergeler olumlu bir gidişata işaret ediyor. Büyüme dinamiklerimiz ise ayrıca çok güçlendi. Sayın Başkan, sataşma var ya. Ne sataşması Sayın Conta? Kimse ağzını bile açmadı. Ağzını açmadı da pankart açtı. He? Ya Sayın Tendon, lütfen indirin şu pankartı. Niyeymiş Sayın Başkan? Ben burada demokratik sataşma hakkımı kullanıyorum. Her yer Taksim, her yer bir şey neydi? Hay Allah'ım, siz devam edin Sayın Conta, bakmayın o tarafa. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ne diyordum? Özellikle son çeyrek gayri safi milli hasıla gelirleri... Ama Sayın Başkan, yani ben böyle devam edemem. Bak benim konsantrem bozuluyor ama ya. Ya Sayın Tendon, bakın birleşime ara vermek zorunda kalacağım. Aha, bana da pankart açtı. Bana bak, oraya gelirsem o pankartları kafanda paralarım, kafanda. Yok ya, oğlum benim eleştiri hakkım engellenemez. Kahrolsun bazı şeyler, yaşasın bir şeylerin kardeşliği, olmaz olsun onlar bunlar. Ya Sayın Tendon, Allah aşkına siz ne diyorsunuz ya? Ne diyecek Sayın Başkan, saçmalıyor işte ya. Ha, Sayın Başkan, ben bu tür protestolara yeni yeni alışıyorum da daha acemiyim yani, ondan tam söyleyemiyorum. Otur yerine otur ya, sen devam etme, otur bakayım. Kırdın kalbimi başkan. İki nokta üst üste parantezi kapa. Sayın seyirciler, İstanbul Eczacı Odası Başkanı Semih Güngör birçok yabancı ilaç firmasının zarar ettikleri gerekçesiyle ilaçlarını piyasaya vermekten kaçındığını söyledi. Açıklamada başta kanser ve lösemi tedavisi olan hastaların kaçak ilaçları fahiş fiyattan almak zorunda kaldığı belirtildi. Buyurun izleyelim efendim. Gel vatandaş gel, ilaca gel. Şeker ilacı burada, tansiyon ilacı burada, kanser ilacı burada. Gel vatandaş gel. Hayırlı işler, kalp ilacı var mı? Kalp ilacı sana gelmez be abicim. O buzhane ilacı. Ben sana tansiyon ilacı vereyim, çok taze, Çanakkale tohumundan. Yok kardeşim, daha demin iki kutu aldım. Bitiremiyoruz, sonra çöpe gidiyor. İyi de abicim, tansiyon ilacının tam mevsimi. Kütür kütür yutacaksın işte. İki kilo daha tartayım ben sana. Hadi tart bari. Bir kutu da şeker ilacı ver o zaman. Tamam. Pilavlık mı olsun, dolmalık mı abi?
Pirinç mi ulan bu? Ne demek pilavlık mı olsun, dolmalık mı? Şimdi abicim, dolma yiyecekseniz şekeri başka yükseltir, pilav yiyecekseniz başka yükseltir. Ona göre vereceğim şeker ilacını. Ha tamam, pilavlık ver o zaman. Tamam. Tart abime bir kiloluk da şeker ilacı, biraz da vitamin apı vereyim mi abi? Salata niyetine içersiniz. He, tableti kaça? 50 kuruş abi. 50 kuruş mu? Ya şurada tabletini 30 kuruştan satıyorlar. Sen adam mı kazaklıyorsun? İyi de abicim, onun sattığı hormonlu vitamin. Benimki tam organik, köy vitamini. Hadi 10 tane de vitamin ver o zaman. Yine dünyanın ilacını doldurduk zaten. Şifa niyetine içeceksin abicim bunları. Şifa bunlar, şifa. Gel vatandaş, gel ilaca gel. Eczanede bulamadığın her türlü ilaç burada. Gel abla, gel. Sayın seyirciler, psikolojide geçerli bir tanı vardır. Bir şeyi çok özlemişseniz eğer, önce gülüp ardından bir anda ağlayabilirsiniz. Bu durumla etrafınızda sıkça karşılaşabilirsiniz. Buyurun izleyelim efendim. Ya Selami, eski günlerimizi çok özledim ben ya. Vallahi ben de çok özledim Hayrettin. Ne günlerdi o günler. Hatırlıyor musun? Bir oturumda sana otur lan yerine, ne konuşuyorsun demiştim. Hatırlamaz olur muyum? Ben de esas sensin. Oraya gelirsem sen ağzını burnunu kıram demiştim. Allah, ne güzel günlerdi değil mi? Ah anılar ah. Diyorum ki şimdi Ankara'da olmak vardı anasını satayım. Ya mecliste yan gelip yatardık. Komisyonlarda uyurduk. Meclis lokantasında yemek yerdik. Değil mi ya? Ya hatırlıyor musun bak, bir günde seni zorla kürsüden indirmeye çalışmıştım. Sen de inmem lan, inmem, bu kürsü benim. Ben kürsüden inmem demiştim. Ben de senin ağzını burnunu bir güzel kırmıştım. Hatırlamaz olur ya. Ben de bir gün oturum arasında seni köşeye sıkıştırmıştım da Osmanlı tokadını patlatmıştım suratına. Ulan hatırlıyorum, nasıl vurmuştun ya. Unuttum bak ben onu. Şimdi söyleyince hatırladım. Bak böyle vurmuştum. Bak bak hatırlarsın. Al! Nasıl, hatırladın mı? Hatırladım hatırladım. Nasıl da unutmuşum ya. Hadi hadi sen de vur bir tane eski günlerin hatırına. Patlat bir tane okkalı. Tamam tamam geliyor. Pis gibi değil mi? Şerefsizim, özlemişim ya. Vallahi ben de ya. Yemin ediyorum ya. Oğlum lan. Çok özledim o günleri ya. Vallahi çok özledim. Vallahi ben de çok özlemişim ya. Şimdi iyice anladım. Bu emekli vekiller kahvesinde otura otura içim sıkıldı benim ya. Bak yeniden meclise gitmek istiyorum ben. Beni yeniden milletvekili yapsınlar. Ben artık dayanamıyorum. Vallahi ben de dayanamıyorum ya. Durup durup ağlayasım geliyor ya. Ne yapacağız lan biz? Ah be, ah gözünü sevdiğimin vekilliği. Nasıl da özettiriyor kendini değil mi? Yok yok, bu böyle olmaz. İlk seçimlerde gene aday olalım, tamam mı? Bence de. Bizim meclise dönmemiz şart arkadaş. Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni bugünlük de sona eriyor. Yarın görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar.